harbi öncesi neler söyleyeceksiniz? Çok güzel bir organizasyon. Ahbap'ın düzenliğini bu gecede bulmaktan biz de gerçekten mutlu olduk. Sevgili Haluk bana bunu aylar önce söylemişti. Bugün sahne emekçileri için, müzik emekçileri için buradayız. Katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Bütün emekçilere. Çalışmaları nasıl buluyorsunuz peki? Çok iyi. Her şey çok iyi gidiyor. Haluk zaten yıllardır hep başarılı bir arkadaşımız. İyi bir müzisyen. Çevreci. İnsanları seven, hümanist. Böyle bir dostum olduğu için de, böyle bir arkadaşım olduğu için de çok mutluyum. Kimi çevreler tarafından da tepki görüyor yaptığı çalışmalar. Siz ne düşünüyorsunuz bu tepkiler hakkında? Bilmiyorum, öyle bir tepki var mı? Evet, bir dönem hatta toplanan paralarla ilgili bir tepki oluşmuş dediler. Neden İçişleri Bakanlığı aktarılma, neden bu taraf topluyor denilmişti. Bağışlarla ilgili olarak bir tepki gelmişti aslında. Valla keşke herkes Haluk Levent gibi olabilse. Gerçekten öyle. Keşke herkes Haluk Levent olabilse. Bence eleştirmek yerine alkışlamamız gereken bir konu bu. Çünkü binlerce insana yardım götürüyor Ahbap Derneği. Yakından da takip ediyorum. Haluk zaman zaman paylaşıyor benimle. Görüşüyoruz onunla. Tepkilerin ne olduğunu bilmiyorum ama anlamak da istemiyorum. Çünkü öyle bir dönemdeyiz ki şu an zor zamanlardan geçiyor bütün dünya. Özellikle bu dönem birlik beraberlik zamanı. İnsanların birbirine yardım etmesi gerekiyor, desteklemesi gerekiyor. Tıpkı bu gecede olduğu gibi. Onun için iyilik yapan insanları alkışlamak lazım, desteklemek lazım diye düşünüyorum. İskenderun'da da bir patlama gerçekleşti geçtiğimiz günlerde. 20 yıldır biz bu belalardan bir türlü kurtulamadık. Her gelen hükümet biz bu sorunu çözeceğiz diye geldi. Ama hiçbir şey bugüne kadar çözülmedi maalesef. Her şey daha kötüye gitmeye başladı. Biz siyasetçileri barış getirsinler diye, ekonomi düzelsinler diye, ülkeye güvenilir bir ülke yapsınlar diye destekliyoruz. Ama maalesef sonunda ülkenin geldiği yer şu anda belli. Bugün dolar 8.20'yi buldu. Ciddi anlamda Türkiye'de bu hepimizin sorunu. Çünkü neticede doların yükselmesi, dövizin yükselmesi bu ülkede yaşayan her vatandaşı aslında borçlandırıyor. Daha çok fakirleşmesine neden oluyor. Türkiye'de yasaklar, yoksulluk devam ediyor. Birçok konuda aslında hala başlamadığımız çok konu var. Umarım bunları ülkemiz atlatır. İlerleyen zamanlarda peki gidişatın iyiye mi yoksa kötüye mi gideceğini düşünenler arasınız? Ya ülke genelde şu anda umutsuz. Herkes umutsuz. Yani benim hep söylediğim bir şey var. Bir ülkede hukuk çökerse ahlak çöker. Ahlak çökerse aile bireyleri çöker. Onun için hukuku üstün kılmamız gerekiyor. Türkiye'deki hakimleri, savcıları özgür kılmamız gerekiyor. Siyaset üstü olması gerekiyor hukukun bence. Türkiye'de bir şeylerin düzelmesi için. Çünkü yabancı yatırımcı gelmez bu ülkeye başka türlü. Hak, hukuk, adalet hepimize bir gün lazım olacak. Benim eşim de avukat. Zor günlerden geçiyoruz dediğim gibi. Ancak bunu özgürlüklerle aşabiliriz. Paylaşarak aşabiliriz. Birbirimize olan desteğimizle aşabiliriz. Bu ülke çok güzel bir ülke. Ve bu ülke bugün yaşadığımız birçok şeyi hak etmiyor. Gerçekten böyle. Ülke içerisinde basın özgürlüğü olduğunu düşünüyor musunuz peki? Ben basının olduğunu düşünmüyorum. İyi akşamlar diliyorum. Bundan sonra da bir albüm çalışmasına götürün efendim. Çalışma nasıl gidiyor? Çok iyi gidiyor. İyi gidiyor ama pandemiden dolayı bekliyoruz şu anda. Ne zaman gidiyorsunuz? Pandeminin azalmasıyla birlikte albüm çıkış tarihini belirleyeceğiz. Yani çok şarkı yaptık. Ben neredeyse 1,5 yıldır stüdyodayım. Çalışıyoruz aranjör arkadaşlarla birlikte, yönetmen arkadaşlarla birlikte, besteci arkadaşlarla birlikte çalışıyoruz ama bunun ne zaman olacağı konusunda biraz da bence pandemi belirleyecek. Mustafa Topaloğlu geçtiğimiz günlerde bir programda Alişan'la Masum Bey eskiden çok rakiplerdi. Hala kendisini rakip olarak görüyor musun Alişan Bey? Çocuklar bana böyle sorular sormayın ya. Başka? Peki yıllar sonra yeniden müziğe dönmenizin nedeni özlem mi? Çocuklar ben konservatuar mezunuyum. Müzik benim içimde yanan bir alev. Evet, sinema filmleri yaptım. Birbirinden değerli filmler yaptım. Müziği özledim ben gerçekten. Bir de büyük bir müzik kitlem var benim. Yıllarca büyük albümler sattık. En son
yapmış olduğum albüm 14 yıl önce yapmış olduğum bir albümdü. O albüm çok ses getirdi o yıllarda. Ve en çok satan albüm olmuştu en son yaptığım albüm. Tabii bugünlere geldiğimizde müzik dünyası çok farklı bir yerde artık. Fiziksel satışlar artık yok denecek derecede az. Ben müziği özledim ve beni sevenlerin beni beklediğini biliyorum. Onları biraz da üzmüş oldum aslında müzikten koparak, bir ara vererek. Çünkü 14 yıl oldu arkadaşlar, az bir zaman değil. Bu dönemde sahneye çıkmadım, bu dönemde müzik yapmadım, bu dönemde müzikle ilgili sadece film müzikleri yaptım. Onun için ben de özledim. Çünkü benim bildiğim bir iş, bunun öğrenimini gördüm. Şimdi işte bütün hazırlıklarım yeni baştan. O mikrofonu alıp sahneye eski tarzınız gibi mi olacak peki, yoksa Türk sanat müziği ya da Alaturka tarzı mı olacak? Değişiklik var mı? Var. Biz her zaman zaten o albümlerde de hep yenilikler yapıyorduk biz. Türkiye'de 90'lı yıllarda sizin bu gördüğünüz şimdi tabii bizden sonra pop furyasında işte yaylılarla altyapıları, tekno olan şarkıları çok birleştirdiler aslında. Bizden sonra yapmaya başladılar. Bütün albümlerimde çok farklı şeyler denedik biz aranjör arkadaşlarla birlikte. Abi şimdi müzik dediğim gibi çok farklı akımlar var müzikte. Onları da görmeye çalışıyoruz, dinlemeye çalışıyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Çünkü ben biraz uzaktan, gerçekten koptum müzikten. 14 yıl uzun bir süre. Toparlamaya çalıştık. Daha doğrusu her şeyi unuttum. Yeni baştan başladım. İşte uzun süre şarkı söylemeyince biraz şan deşleri almaya başladım açıkçası. Çünkü büyük bir ara var, büyük bir boşluk var. Ama her şey iyiye gidiyor. Şu anda mutluyum. Bakalım artık kısmetse hep beraber bekleyip göreceğiz. Yıllardır kendimizi sanata adamış bir birey olarak yeni nesli nasıl buluyorsunuz? Ya aslında çok başarılı arkadaşlar var ama eskiden un kapanı varken genç arkadaşların bence şansı daha yüksekti. Şimdi çok zorlaşmış bu iş arkadaşlar. Televizyon kanallarında dizilerden dolayı müzik programları yok. Yeni arkadaşların kendini gösterecekleri bir arena yok. Sadece YouTube var. Çok da böyle yeni siteler var, müzik dinleme siteleri. Bence eskiden olsaydı birçok sanatçımız, birçok sanatçı arkadaşımız şu anda amatörce bu işe gönül vermiş. Şansları daha yüksekti bence eskiden. Şimdi işleri çok zor. Şeyi sormak istiyorum. Şevval Şahin tanıyor musunuz bilmiyorum ama 2018 Miss Turkey güzeli katılmış olduğu bir size programda. Hadi görüşmek üzere. Tamam. Hadi. Tamam. Hadi. Teşekkür ederim. Eyvallah.